Sosyal medya artık günümüzün vazgeçilmezi diyebiliriz. Dükkanınızın önünden günde 10 bin kişiye geçiremezsiniz ama oraya attığınız bir video günde 100 bin kişi, 1 milyon kişi izleyebiliyor. Böyle bir fırsat bence işletmeler için. Biz Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Edirne'den Kars'a gibi her ilimizde müşterimiz var, takipçimiz var. Usta bir kasap, ustasının öğrettiğiyle kalmayıp kendini yetiştiren, geliştiren, değiştiren, günümüz şartlarına uyum sağlayan, vizyonu olan kişi bana göre usta kasap. İsmim Erol Çapraz. 1978 Kastamonu doğumluyum. Lise mezunuyum. Üniversiteyi terk ettik, öyle söyleyeyim. Liseyi okurken cumartesi pazar yerel bir markette zeytin peynir satarak çalışma hayatına böyle başladım. 16 yaşında başladım. Daha sonrasında liseyi bitirdiğimizde yine kurumsal bir markette işe başladık. Orada bizi et satabilir misin, kasaplık yapabilir misin dediler. Ben de dedim ki kendimizi oraya atmak adına ya ben ne iş olsa yaparım dedim yani. Hani hangi bölüme verirseniz, çünkü el yeteneğime güveniyordum ve bizi kasap bölümüne verdiler. Ama hani el yeteneğimin ve böyle dikkatli izlememin sayesinde 2-3 aylık bir sürede kendimi 5-10 yıllık kasaplarla böyle aynı işi yapar halde buldum. 23 yıl kurumsal bir markette et yanında kasap şefi ve eğitim danışmanı olarak görev yaptım. 7 yıl önce burada ilerleyemeyeceğim konusunda ayrılma kararı aldım. Daha sonrasında küçük bir dükkan açarak, şu anki dükkanımın karşısında bir dükkan açarak sektöre girmiş olduk. Sonra şu anki dükkanımızı orada kiracıyken dükkanımızın karşısında daha büyük, daha cephesi, güzel bir dükkan devralıyor ve buraya geçtik. Eşimle başladım. Hiç çalışanımız yoktu o zaman. Her gün işler büyüdükçe ve iyi et sattığınız zaman iyi restoranlar da müşteriniz olur. İyi bir arkadaşa et satmışsanız onun arkadaşına da et satıyorsunuz. Onun anne babasına da satıyorsunuz. Etkileşim böyle katlayarak gidiyor artık. Ve biz personel sayımızı artıra artıra şu an 13 kişiye kadar ulaştık. Bu işe başladığımızda Türkiye'deki yabancı terimler pek bilinmezken arkadaşlarımız döşü kıymaya çekerken biz döşü blok halinde işte dana bir risket. Pişirme teknikleri daha yani yavaş yavaş. İnsanlar daha yeni duyuyor bu isimleri de. Biz bunu 7 yıl önce müşterilerimize sunuyorduk mesela. İşte kaburgayı herkes sıyırıp satar. Biz asado ya da dana kemikli kaburga diye bu şekilde yapıyor, hazırlayıp verebiliyorduk müşterilerimize. Adını belki yeni duyacaksınız. Şu an herkes biliyor ama. Dana Güngörmez dediğinizde mesela özel kasap akla gelir. İnsanların kıyma çektiği veya kuşbaşı doğradığı bir bölgeydi ama büfteklik bir et oldu. Şu an artık böyle tescillenmiş oldu. Çünkü tadı aroması mesela çok farklı bir etti. İçinde hiç lif barındırmayan bir etti. İyi bir kasap en iyi eti alır, en iyi eti satar. Çünkü müşterisini tanır yani. Bizimki de öyle. Yani biz yemeyeceğimiz hiçbir eti almıyoruz. Kendimiz için özel beslettirdiğimiz danalarımız var. Wagyu ırkı gibi mesela. Simmental danaları ayrı bir besi yaptırıyoruz. Farkımız, biz eti dinlendirerek satıyoruz. Diğer kasaplardan çok farklıyız bu konuda. Biz Türkiye'nin her yerine hizmet veriyoruz. Edirne'den Kars'a gibi her ilimizde müşterimiz var, takipçimiz var. Ankara'da kurumsal şirketler, kurumsal restoranlar, Türkiye geneli seçkin restoranlar, oteller. Online siparişimiz WhatsApp'ta dahil 5-6 yıldır sürüyor. Hem biz cüre kazanıyoruz, hem Antalya'daki, İzmir'deki, İstanbul'daki, Adana'daki, Hatay'daki, Artvin'deki her müşterimize kalitemizi ulaştırmış oluyoruz. İnternet sitemizden verilen siparişler özelkasap.com.tr'ye girdiğinde bütün ürünlerimizi orada gerçek fiyatlarıyla görebiliyor. Sipariş en altına not düşebiliyor. Şu şöyle hazırlansın. İstediği gramajda hazırlatabiliyor. Müşterimizin istediği hangi kalitede, hangi etse istediği eti hazırlıyoruz ve güzelce ambalaj yapıyoruz. Müşterilerimize bilgi mesajları da gidiyor. Müşterimize ulaşıyor. Buradan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Şampiliç çok güzel bir şey düşünmüş. Bu kadar da emek vermiş. Bu kadar insan şu an bizi burada video çekmek için uğraşıyor. Bu projeye katılsınlar. Ve ben Facebook'taki Kasaplar Birliği olarak hepsini burada görmek istiyorum. Hem kendilerinin işletmeleri için hem kendileri için etkileşimin güzel olacağı bir proje olacağını düşünüyorum. Ben de bu projeye zaten severek katıldım. Ben de sizin dükkanlarınızı, hikayelerinizi buradan severek izlemek istiyorum. Sosyal medya artık günümüzün vazgeçilmezi diyebiliriz. Dükkanınızın önünden günde 10 bin kişiye geçiremezsiniz ama oraya attığınız bir video günde 100 bin kişi, 1 milyon kişi izleyebiliyor. Böyle bir
fırsat bence işletmeler için. Biz dükkanımızı ilk 2015 yılında kurduğumuzda kimsenin orada sayfası yokken bizim sayfamız vardı ve ben yurt dışındaki et videolarını, et kesme şekillerini hep o sayfamızda paylaşıyordum ve müthiş izleniyordu yani. Öncesinde yani bu Instagram'ın çok patladığı dönem, Facebook'un çok patladığı dönemlerde biz müthiş bir kitle yakaladık mesela. Dükkanımızı açmadan önce kurumsal markette çalışırken biz kasaplar için ben ne yapabilirim? Büyük bir camiayız. Onlara nasıl faydalı olabilirim diye düşündüğümde biz bir grup kuralım. Buraya kasap arkadaşlarımız katılsınlar. Burada videolarını paylaşsınlar, işte et sıyırma tekniklerini paylaşsınlar, dükkanlarının resimlerini paylaşsınlar, ekip resimlerini paylaşsınlar, dekorlarını paylaşsınlar. Böyle hem eleman arayan, malzeme arayan, bir şey satan, herkes birbiriyle kaynaşsın diye düşündüğümüzde dedik ki Kasaplar Birliği diye bir sayfa ve grup kuralım. Şu an 22 bin kasap arkadaşımız o sayfada aktif. Ben de grubun kurucusu olarak elimden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyorum. Şu an mesleğimizin en büyük ve en kanayan yarası personel bulamamak. Çünkü hakikaten gelecekte çırak bulamayacağız. Bunun için bir şey yapıyor musunuz derseniz, çok projem var. Şu an hayata geçirmeye çalışıyorum. Kasap okulu projem var. Şu an bir eğitim kurumuyla anlaştık. Bizce usta kasap bir kere bu işi gerçekten seven bir insan olması gerekiyor. Yaptığın işi seveceksin ya da sevdiğin işi yapacaksın. Usta bir kasap, ustasının öğrettiğiyle kalmayıp kendini yetiştiren, geliştiren, değiştiren, günümüz şartlarına uyum sağlayan, vizyonu olan, gerçekten işine, sektörüne, geleceğine önem veren insanların ve yaptığı işin her detayına, en ufak ayrıntısına kadar uğraşan kişi bana göre usta kasap.